Kanal Fırat'tan, Akşam Ajansı'ndan bir kez daha merhaba sayın seyirciler. Elazığ'da ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktaracağımız Akşam Ajansı'na başlıyoruz. Sayın seyirciler, 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında Elazığ Belediye Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı. Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında belediye başkan vekilleri, encümen üyeleri, komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. İşte Elazığ Belediyesi'nin yeni yönetimi. 31 Mart seçimlerinin ardından Elazığ Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Şahin Şerifoğulları, Elazığ'ın menfaatleri için uyum içerisinde çalışacaklarını ifade ederek meclis üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Çok kıymetli meclis üyelerimiz, öncelikle sizleri sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Yeni meclisimizin ve ilk toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii 31 Mart yerel seçimlerinden yeni çıktık. Uzun, yorucu, yoğun bir seçim çalışması sürecinde bugün meclisimiz 3 parti temsilen meclisimizi temsil ediyor. Seçim süreci boyunca Elazığ'ımızda demokrasi şöleni havasında geçti. En ufak bir tartışma yaşanmadı. En ufak olumsuz bir diyalog yaşanmadı. Bu seçim sürecindeki hassasiyetinizden ötürü sizlerin şahsınızda tüm parti yetkililerinizi bu vesileyle tebrik ediyorum, kutluyorum. 31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan sonuç neticesinde 3 partili bir meclis oluştu. Ben seçim sürecinde gösterilen hassasiyetin görev süremiz boyunca da devam edeceğini ümit ediyorum. Elazığ'ımızın kalkınması ve gelişmesi için alacağımız kararlarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğimize yürekten inandığımı ifade etmek istiyorum. Meclisimiz inşallah örnek olacak bir şekilde bir bütün halinde çalışacak ve şehrimize güzel hizmetlerin kazandırılmasına vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimle bir kez daha sizleri sevgi, saygı, muhabbetlerimle selamlıyorum. Elazığ Belediyesi'nin ilk meclis toplantısında belediye meclisinin başkan vekilleri, encümen üyeleri ve komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Yapılan seçimlerin ardından birinci başkan vekilliğine Aydın Kara, ikinci başkan vekilliğine Vesih Toptaş, divan asil katipliğine Gökhan Ünalan, Gülersem Çopur, divan yedek katipliğine Erkan Akpınar ve Sabahattin Adam, encümen üyeliklerine Avukat Ömer Faruk Budak, Hasan Ergüven, Uğurcan Güleç, İmar Komisyonu'na Sami Güzel, Alper Tokgöz, Erkan Akpınar, Behçet Susmaz, Suat Yaşa, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Adnan Karınca, Ahmet Turan, Melike Yegül, Mehmet Çak, Selçuk Urul, Tarife Komisyonu üyeliğine Servet Karakaş, Habib Yalçın, Mehmet Can Ölçücüoğlu, Münir Yıldırım, Şahin Gül, Çevre ve Şehircilik Komisyonu üyeliğine Mustafa Tunç, Mehmet Tügen, Sabahattin Adam, Abdullah Güntaç Taneli, Alpay Gökçe, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğine Hüseyin İnce, Mehmet Can Ölçücüoğlu, Ahmet Turan, Mehmet Kırgız, Burak Düzenli, Hukuk Komisyonu üyeliklerine Avukat Ömer Faruk Budak, Melike Yegül, Adnan Karınca, Avukat Nihan Köseli, Burak Düzenli, İsim Tespit Komisyonu üyeliklerine Hasan Ergüven, Meclis Toptaş, Gökhan Ünalan, Alpay Gökçe, Süleyman Soysal, Ulaşım ve İhtisas Komisyonu üyeliklerine Adnan Kara, Mustafa Tunç, Gülersem Çopur, Abdülkadir Kaya ve Süleyman Soysal seçildi. Elazığ Belediyesi'ni Tarihi Kentler Birliği Meclisi'nde temsil etmek üzere Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yanı sıra Belediye Asil Üyeliğine Servet Karakaş, yedek üyeliğine ise Sami Güzel seçildi. Sayın seyirciler, Elazığ Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında gündem dışı söz alan MHP'den meclis üyeliğine yeniden seçilen Behçet Susmaz, bir önceki dönem birçok şeye karşı olduklarını, şikayetleri olduğunu fakat bu şikayetlerin dikkate alınmadığını söyledi. Elazığ Belediye Meclisi seçiminin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda belediye başkan vekili ve komisyon üye seçimlerinin ardından gündem dışı söz alan MHP'den belediye meclis üyeliğine yeniden seçilen Behçet Susmaz, hataların, yanlışların karşısında olacaklarını ifade etti. İnsanlarımızın hayrına olan her şeyde destek olacağım. Yanlışların, hataların, yasalara uymayan olayların da karşısına çıkıp
o olayların önlenmesi için gayret edeceklerini biz birçok sefer ispat ettik. İspat etmeye de devam edeceğiz. Burada da meclis grubu olarak değerli arkadaşlar, Sayın Başkanım, biz riyasetin getireceği, meclisimize getireceği, şehrimize, insanlarımıza ve yasalara uygun olan, şehrimizin ve insanların menfaatine olan, yasa ve yönetmenliklere uygun olan her şeyin yanında yer alacağımızı, destek olacağımızı ama insanlarımıza ve şehrimize uygun olmayan, hayırlı olmayan, yasa ve yönetmenliklere uymayan her türlü hareketin, eylemin ve teklifin de karşısında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu düşüncenin ülkemiz için, milletimiz için ve şehrimiz için hayırlı olacağını da tahmin ediyorum. Bir önceki dönemle ilgili de konuşan MHP'li meclis üyesi Susmaz, iktidarın en kötüsü muhalefetten gelen her şeyi reddetme, muhalefetin en kötüsünün ise iktidardan her yaptığına karşı çıkma hareketidir, dedi. İktidarın en kötüsü muhalefetinden gelen tekliflerin hepsini reddetme, muhalefetin en kötüsü de iktidarın yaptığı her şeye karşı çıkma hareketidir. Biz bu düşünceni faydalı, hayırlı bir düşünce olmadığı inancındayız ve bunu da göreceksiniz, ispat edeceğiz. Şimdi geçen dönemde ben tabii kimseyi kötülemek ve kimseyi sıkıntı altına sokmak için söylemiyorum. Ama bu diyeceklerim şey, geçen dönemde görevde olan arkadaşlarımızın bulunduğu toplantılarda onların yüzüne karşı da söylediğim şeyler olduğu için arkadan konuşma anlamına gelmeyecektir. Geçen dönemde de çok şeye karşı çıktık, yasalara başvurduk, efendim burada tenkitlerimiz oldu. Bazı konularda ve çoğunlukla %80 oranında oy birliğiyle kararlar çıkmıştır bu meclisten. Bu %80 oranında oy birliğiyle çıkan kararlarda bizim grubumuzun da gerçekten payı vardır. Ama %20 oranında da efendim muhalefet yapmışızdır, bazı konuları tenkit etmişizdir. Bilhassa ifade etmek istiyorum, imar konusunda yapılan yeni revize ve ilave imar planı konusunda birçok sıkıntılarımız olmuştur, şikayetlerimiz olmuştur. Susmaz, geçen dönemde çok şeye karşı çıktıklarını ifade ederek şikayetlerinin dikkate alınmadığını söyledi. İtirazlarımız olmuştur ama maalesef geçen yönetimdeki arkadaşlarımız bizim bu itirazlarımızı ve efendim tekliflerimizi ciddiye almadılar, değerlendirmediler. Ama şehir ve şehrin imarı hepimizin de malumu olduğu üzere bir sıkıntı içerisinde. Bilhassa merkez mahalleler artık kaos içerisinde. Değerli arkadaşlar, imar planı, plan notları, plan raporu ve çevre planı arasında büyük uyumsuzluklar var. İmar planını alıyorsunuz, plan notlarını da karşılaştırıyorsunuz, plan notlarını alıyorsunuz, plan raporuyla karşılaştırıyorsunuz, plan raporunu alıyorsunuz, çevre planıyla karşılaştırıyorsunuz. Dengesizlik ve uyumsuzluk var. Bunun neticesinde şehirde bir imar kaosu var. Bakın size bir örnek vereyim. Müsaade ederseniz fazla zamanınızı almak istemiyorum. Değerli arkadaşlar, şehir merkezinde Nail Bey ve Kültür Mahallesi'nde imar planında tik bir A denilen bir forumda bir düzenle imar planı yapıldı. Şimdi tik bir A blok nizamda efendim imar adalarının ada bazında blok nizam olarak teşekkülünü ifade eden bir imar nizamı. Şimdi siz Nail Bey mahallesinde bir adayı düşünün. Bu adada en az değerli arkadaşlar 300 tane konut var. En az 300 tane. Daire var. Konut değil de özür dilerim. Daire var. Burada yapılaşmanın olması için 300 tane mal sahibinin, daire sahibinin bir araya gelmesi, birleşmesi, aynı müteahhit veya şirkete o işin ihalesini vermesi, aynı projeye rıza göstermesi ve ittifakla beraber olarak bu işin yapılmasına karar vermesine bağlı. Hepimiz biliyoruz, kardeş kardeşle anlaşamıyor. İki komşu bir arada gelip birbiriyle anlaşamıyor. Şimdi 250 kişinin, 300 kişinin, 400 kişinin hatta mal sahibi, mülk sahibinin, daire sahibi bir araya gelip ada bazında efendim blok nizam konut yaptırması şansını, uygulanma şansını %0 olarak görüyoruz. Bunun ispatı da var. Nedir?
2016 yılının 5. ayında imar planları tasdik olundu. Arkadaşlar o günden bugüne kadar bu bahsettiğim mahallelerde bir tek blok nizamda ada bazında inşaat yapılmadı. Yeni dönemin meclis üyeleri de yeni meclisin hayırlı çalışmalar yapması temennisinde bulunarak şehir için çalışacaklarını kaydettiler. Elbette ki birinci dileğimiz bu seçimlerin şehrimize, milletimize hayırlı olması temennisi. Bunun yanında gayet seviyeli, ölçülü bir seçim geçirdiğimiz için de bütün siyasi parti gruplarına teşekkür de etmek istiyorum. Biz İyi Parti grubu olarak sadece 4 kişi seçilebildik. Ama bu demek değildir ki sessiz sedasız yerimizde oturacağız. Biz şehrimizin menfaatine, efendime söyleyeyim, iyiliğine, hayrına olacak tüm çalışmalarda mevcut belediye başkanı destekleyeceğiz. Açık ve net ifade edelim ki yani yalnız 4 kişiyle bu iş çözülmeyecek diye bir kaydı yok. Mutlaka dediği gibi Gültekin Bey'in, bizler de fikrimizi söylemekte her zaman hür irademizle bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim buradaki amacımız, gayemiz gerçekten muhalefet olmak, her şey itiraz etme anlamında değil. Katkı sunmak şehrimizin geleceği için. Özellikle Elazığ'ımızın çok büyük sorunları var. İnşallah bunları en kısa zamanda gerek AK Parti grubu, gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerek İyi Parti hep el birliğiyle şehrimizin geleceği açısından, şehrimizin daha iyi bir yaşanır kent haline getirmesi için bize de ne düşerse katkı sunarız. Yeni bir meclis, yeni yüzler, yeni arkadaşlar, heyecanlı arkadaşlar. İnşallah güzel hizmetlere imza atacağız, güzel işler yapacağız. Hep birlikte Elazığ'ımız için, memleketimiz için, tüm Elazığ'ın menfaati için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Güzel bir toplantı oldu. Komisyonlarımızı seçtik. Açık oylamada hemen hemen bütün komisyonlarda oy birliğiyle kabul edildi. Bu da bir başlangıcın uyum içerisinde gerçekleşeceği, sürecin o şekilde devam edeceğini bir belirtisi olarak görüyorum. Bugün ilk belediye meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Komisyonlarımız kuruldu. Biz tabii ki bu çatı altında ilimize hizmet edebilme adına burada getirilen, burada sunulan, doğru gelen bütün projelerin, şehrimizin menfaatine olan bütün işlerin sonuna kadar destekçisi olacağımızı buradan beyan etmek istiyorum. Bu işin henüz daha çok tecrübelisi değiliz ama işte dışarıdan konuştuğumuz, ekranlara yansıyan halinden hareketle böyle işte gergin geçtiği vesaire oldu. Acaba olur mu düşüncesi hakimdi. Ama tabii ki Allah'a çok şükür yani olgunluk içerisinde geçti. Ümit ediyorum ki inşallah bundan sonraki süreçte de hep böyle geçer. Mevcut iktidar belediyesi hep güzel şeyleri inşallah önümüze getirir ve biz de onları zevkle onaylarız. İnşallah olumsuz bir takım şeyler belirdiği zaman şehrimizin âli menfaatlarının hayrına olmayacak durumları hiçbir önümüze getirmeden kendileri tavır koyarlar red yönünde. Biz zaten burada Elazığ milletine hizmetkar olmaya geldik. Hizmet amaçlı buradayız. Zaten diğer arkadaşlarımız olsun ve biz diğer meclis üyeleri olsun. Öncelikle zaten önceliğimiz Elazığ'a hizmet etmek, daha iyi yerlere taşıyabilmek, doğru olan kararları meclisten geçirmekti zaten. Bizim zaten gayemiz bize verilen bu yetkiyi, Elazığ halkının bize verdiği bu yetkiyi daha güzel bir şekilde, en doğru olanaklı bir şekilde kullanmak. Biz burada zaten gelip hani masa başında oturup el kaldırma için değil, millete hizmet etmek, milletin efendisi değil, hizmetkarı olmak için geldik. Sayın seyirciler, Elazığ'a gelen Aselsan ve Fırat Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı ve bu protokolle araştırmacı yetiştirmeci programı kapsamında bir protokol imzalandı ve bu protokolle Elazığ'da özellikle savunma sanayinde önemli çalışmalar yapılacak. Elazığ'da Aselsan ve Fırat Üniversitesi arasında savunma sanayi için araştırmacı yetiştirme programı kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Fırat Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Erhan Akın, Aselsan ile işbirliği konusunda önemli adımlar attık dedi. Elazığ'a geldiği zaman şunu hissediyoruz. Aselsan kendi evine geldi. Çünkü Fırat Teknokent bünyesinde Aselsan'ın bir irtibat ofisi var. 2 yıldan beri ve biz Aselsan'la işbirliği konusunda önemli adımlar attık.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ise geldiğimiz nokta azımsanacak bir nokta değildir diyerek Elazığ'da faaliyete geçirilecek o yatırımın müjdesini verdi. Geldiğimiz nokta hamdolsun hiç azımsanacak ve küçümsenecek noktada değil. Birçok firmamız çok ciddi birliktelikler, iş anlaşmaları yaptılar ve hayata geçirdiler. Biz de bunların gururunu yaşıyoruz. Başta emeği geçenlere burada şahsım ve şehrim adına şükranlarımı arz etmek istiyorum. Çok güzel bir haber aldık. Bir firmamız bir gizlilik anlaşması imzalamış. Biz bunu bugün sabah öğrendik. İlimizde yabancı yatırımcı olarak faaliyet gösteren Beder Grubun elektrik motorları üzerine yaptığı çalışmalarla birlikte Aselsan'ın ihtiyaç duyduğu elektrikli araçların motor prototipleri Elazığ'da inşallah hayata geçecek. Türkiye'de savunma uzay havacılık kümesi olan 7. il ve içinde 80'e yakın üyesi var. Bu üyelerinden bazıları da o kadar güzel işler yapıyorlar ki bizlerin gurur kaynağı. Elazığ'da güzel şeyler oluyor. Biz farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yüksek teknoloji ürünlerinde de, bilişimde de, sanayide de artık Elazığ Türkiye'de ve dünyada belli bir alanda yer sahibi. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ da imzalanan protokolün önemine değindi. Özellikle savunma sanayi ağırlıklı kümeleşmenin olduğu ülkemizdeki 6-7 ilden biri. Bu açıdan da bizim açımızdan da bu gurur verici. Bunda emeği geçen Bakan Yardımcımız Sayın Şuay Alpay, yine Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Hocama ve tabii ki Haluk Hocam başta olmak üzere diğer bütün savunma sanayi üst yöneticilerine ben teşekkür ediyorum. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Aselsan'ın önemine dikkat çekerek bütün iş dünyasının yapacağı yatırımların yanında olacaklarını belirtti. Ülkemizde güzel şeyler oluyor. Her fırsatta dile getiriyoruz. Artık Türkiye eski Türkiye değil. İlk etapta Aselsan'ın kuruluş aşamasında sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme faaliyetlerini iyileştirmek, geliştirmek amacıyla kurulmuş bir Aselsan. Ama bugün geldiği noktada tüm dünyaya ihraç eden, bu noktada ülkemizin gelişmesi noktasında fazlasıyla katkı sunan Aselsan'ın yönetim kurulu başkanı, genel müdürümüz ve ekibiyle burada buluşmaktan dolayı hakikaten gururluyuz, onurluyuz. Bu noktada seçim çalışmalarımız sürecince hep ifade ettiğimiz, biz paydaşlarımızla birlikte bu şehri yöneteceğiz, istişareye önem vereceğiz, katılımcı belediyeciliğe önem vereceğiz vurgusunu bugün tekrar buradan altını kalın harflerle çizerek bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bütün iş dünyamızın ve Aselsan'ımızın Elazığ'da yapacağı yatırımların yanında olacağımızı beyan ediyor. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, globalleşen dünyada önemli gelişmeler olduğunu ve bu gelişmelerin göbeğinde özellikle Orta Doğu'nun yer aldığını belirtti. Globalleşen bir dünyada yaşıyoruz. Globalleşmenin, değişen dünyanın hem getirdiği fırsatlar, avantajlar, önümüze koyduğu yeni gündemler, hem de bunun yanı sıra getirdiği yeni tehditler, sorunlar, problemler var. Bunlarla karşı karşıyayız. Tabii dünyada sadece iyilik, güzellik, yatırımlar, fırsatlar, avantajlar globalleşmiyor. Tehditlerde, sorunlarda, savaşlarda, terörde hepsi globalleşiyor. Daha büyük, daha karmaşık, daha kompleks sorunlar haline geliyor. Bunlar tanımlanırken tabii bir uluslararası artık ölçekte tanımlanırken bir de hibrit yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Bugün artık doğrudan savaşlardan değil, doğrudan tehditlerden değil, doğrudan çatışmalardan değil, artık vekalet savaşlarından, vekalet çatışmalarından bahsediliyor. Dünya geneline baktığımız zaman Türkiye'ye gerçekten büyük rol, büyük önem düşüyor. Bütün bu sorunların çözümü açısından. İkinci olarak da özellikle bilgi üretme, bilgiyi iyi kullanma, bilgi teknolojilerini iyi kullanma, bunu bir anlamlı değere dönüştürme ve koruma noktasında da gerçekten Türkiye'ye büyük görevler, sorumluluklar düşüyor. Tabi burada bilgi üretirken hem üniversitelerimize, hem kamu kurumlarına, hem de
stratejik kurumlarımıza, ASELSAN gibi, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi kurumlarımıza gerçekten çok büyük görev düşüyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün ise Türkiye'nin hemen her bölgesinde savunma sanayisine katkı sağlayacak birçok birikim ve insan kaynağı olduğunu ifade etti. Hemen hemen her bölgesinde savunma sanayine katkı sağlayacak birçok birikim, birçok insan kaynağı olduğuna inanan birisiyim. Ve bunu kendim bizzat biraz evvel ifade ettiğim seyahatlerimde, gezilerimde tespit ettiğim unsurlar. ASELSAN'ın %65'lik Sayın Valim tedarikinin Ankara bölgesinde olduğu bana ifade edilmişti. Dolayısıyla bunun Anadolu'ya yayılması konusunda yeni bir şeylerin yapılması konusunda ekibimizle anlaştık ve bu çerçevede Kocaeli, Gebze, Antalya, Bursa, Konya, Sivas, işte bugün Elazığ, bundan sonra Manisa'ya da gittik, Kayseri. Bu seyahatlerimizi, bu çalışmalarımızı artırarak devam ediyoruz. Konuşmaların ardından ASELSAN ve Fırat Üniversitesi arasında savunma sanayi için araştırmacı yetiştirme programı kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Ve sayın seyirciler, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün biraz önce haberimizde de aktardık. ASELSAN yöneticileri olarak Elazığ'a bir ziyaret gerçekleştirdiler. Çok verimli de bir ziyaret oldu. İşte Haluk Görgün Elazığ'a geldiğinde Fırat Üniversitesi'nde kariyer günleri kapsamında üniversite öğrencileriyle de bir araya gelerek tavsiyelerde bulundu. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün kariyer günleri programıyla üniversite öğrencileriyle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'nde programının açılış konuşmasını Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ yaptı. Bu birikimlerini bizden paylaştığı için de kendisine teşekkür ediyorum. Ben sözü fazla uzatmayayım. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Daha sonra ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün öğrencilere hitap etti. Akademik anlamda hemen hemen her basamakta birazcık katkımız olmuş, birazcık çalışma fırsatı bulmuşuz. Üniversite Sanayi İşbirliği'ne bu akademik çalışmalar sırasında çok fazla önem veriyordum. Burada da en son görev yaptığım Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğrenci arkadaşlarımızla beraber özellikle teknoloji geliştirme bölgesi kurma ve bu teknoloji geliştirme bölgesi üzerinde hem daha evvelden kurulmuş olan bilişim vadisi hem de kendi teknopark üzerimizde özellikle bugün kariyer etkinliği çerçevesinde buradayız. Görgün, öğrencilere zamanı iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Bizim tabii ki öğrencilik yılları, sizlerin şu sıralarda içinde bulunduğunuz yıllar o kadar kıymetli ki kendinize katabileceğiniz, kendinizi yenileyebileceğiniz, donanımlarınızı artırabileceğiniz, bilgi ve bilgiye en hızlı ulaşabileceğiniz sorumluluklarınızın ve yapacaklarınızın tamamen kendinizi geliştirme, bunun ötesinde başka sorumluluğunuzun olmadığı bir dönemdesiniz. Aslında en kıymetli kaynaklardan bir tanesi zaman kaynağıdır. Bu zaman kaynağını en iyi değerlendirip profesyonel hayata geçtiğinizde profesyonel hayatınızı şekillendirebilecek yatırımları yapabilecek bir dönemdesiniz. Sayın seyirciler, 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinde Elazığ Merkez'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen 3 isim önceki gün düzenlenen törenle Elazığ Adliyesi'nden mazbatalarını aldılar. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nde Osman Dilek, Aytunç Sunguroğlu ve İsmail Öktem Elazığ Merkez'den İl Genel Meclis üyesi seçilmişlerdi. MHP İl Genel Meclis üyeleri Osman Dilek ve İsmail Öktem İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatalarını aldılar. Yurt dışında olan Aytunç Sunguroğlu'nun mazbatasını ise Osman Dilek aldı. MHP İl Genel Meclis üyesi Osman Dilek, Elazığ için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bugün mazbatalarımızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun Elazığ'a, memleketimize. Görevimizi biliyoruz, sorumluluğumuzu da biliyoruz. Bizi bu süreç içerisinde destekleyen
seçmenlerimize, oy verenlere, vermeyenlere, herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Elazığ için siyasi kimliklerimizi bir tarafa bırakarak Elazığ için elimizden gelen bütün katkıyı sağlayacağız. Bu seçim süreci içerisinde vatandaşlarımızın gösterdiği sağduyuya, sakin ve normal bir seçim süreci yaşadık. Bundan dolayı da bu sürece katkı sağlayan herkese, güvenlik güçlerinden muhtarlara, muhtarlardan vatandaşlarımıza, herkese teşekkür ediyoruz. MHP İl Genel Meclisi üyesi İsmail Ökten, seçim çalışmalarının hayırlı olması temennisinde bulundu. Bütün Elazığlı vatandaşlarıma, bizi tanıyan tanımayan, oy veren vermeyen bütün hemşerilerime saygılarımı, teşekkürlerimi arz ederim. Seçimlerde göstermiş oldukları ilgilere, Sayın Osman Bey'in de arz ettiği gibi az çok ben herkes tanıyor. Herkese eşit şekilde destek olacağıma, yardımcı olacağıma herkes tarafından bilinmektedir. Herkese saygılarımı, teşekkürlerimi arz ederim. MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, MHP'nin toplam 8 il genel meclisi üyesiyle Elazığ'ın gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Özellikle İl Genel Meclisi'nde zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin almış olduğu oy Türkiye'de şu anda 2014 yerel seçimlerine göre sayı bazında en fazla artış gösteren il olma özelliğini taşıyor Elazığ. Bu noktada merkezde 3, ilçelerde de 5 tane olmak üzere 8 tane İl Genel Meclisi üyesiyle Elazığ'ın gelişimine katkı sunacak. Elazığ'ın problemleriyle, kırsalın, köylerin, merkezin problemleriyle ilgilenecek çok ciddi bir mekanizmanın bir parçası olma noktasında Milliyetçi Hareket Partisi irade ortaya koymuştur. Ben İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Kendilerine inancımız tamdır. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Allah utandırmasın. Ve Sivrice, sayın seyirciler, mali idareler seçimlerinde Sivrice ilçesinde belediye başkanı olarak seçilen Turgay Gündoğan ve belediye meclis üyeleri de Elazığ Adliyesi'ne düzenlenen törenin ardından mazbatalarını aldılar. 31 Mart'ta mahalli idareler seçimlerinin ardından Sivrice Belediye Başkanı olarak seçilen Turgay Gündoğan ve belediye meclis üyeleri Elazığ Adliyesi'nde düzenlenen tören ile mazbatalarını aldı. Adliyedeki törenin ardından mazbatasını alan Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, belediye meclis üyeleri, MHP İl Başkanı Semih Işıkver ve beraberindeki heyet Sivrice ilçesine hareket etti. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, makam koltuğuna Sivrice seninle gurur duyuyor sloganlarıyla oturdu. MHP İl Başkanı Semih Işıkver, bugün bizim için de Sivrice için de önemli ve gururlu bir gündür, dedi. Bu kutlu ve mukaddes yolculukta yükümüze omuz veren çok değerli abilerim, kardeşlerim. Yola çıkarken de söylemiştim. Bu çok uzun ve meşakkatli bir yolculuktur. Bu yolun sonuna ancak inananlar ulaşabilir. Zafer yalnızca inananlarındır. Yalnızca Allah'a ve zafere inananlarındır diye defaten birbirimize söylemiştik. Bugün çok özel bir gündür. Yine çok mukaddes ve mübarek anlamlar ifade eden, ihtiva eden bir gündür. Sivrice'nin, Elazığ'ın gururu olan, Elazığ'ın dünya üzerinde belki de en önemli marka değerini oluşturabileceği Sivrice'mizin öz değerlerinin anlaşılması noktasında taşıdığı potansiyelin yeniden fark edilmesi ve doğru anlamda işlenmesi anlamında Sayın Turgay Gündoğan en uygun profildir, en doğru belediye başkanıdır. Kendisi bizleri de sizleri de mahcup etmeyecektir. Kendisine inancımız da güvencimiz de sonuna kadar tamdır. Allah kendisini Sivrice'ye, Sivrice'yi de Turgay Gündoğan'a hayırlı mübarek eylesin. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, verdiğimiz zorlu mücadele Sivrice içindir diyerek belediyeyi ne kadar borçla aldıklarını açıkladı.
Sivrice bölgenin ve Elazığ'ın incisi her zaman söylüyoruz. Az önce başkanımın da söylediği gibi düştüğü bir yer vardır. Bugün itibariyle resmi olarak göreve başladık. Seçim bitti, siyaset bitti. Artık hizmet başladı. Çok ciddi problemlerimiz var. Çok ciddi sorunlarımız var. Hepsinin de farkındayız. Bugün içinde bulunduğumuz bu bina bile bize ait olmayan bir binadır. Yaklaşık 58 milyon borçtan bahsediliyor. Bahsediliyor değil. Öyle bir borçla da karşı karşıyayız. Bunlar bizim azmimizi kırmayacak. Biz bunları bahane de etmeyeceğiz. Bütün değerlerimizi sonuna kadar kullanacağız. Herkese eşit mesafede olacağız. Az önce dediğim gibi seçim bitti, siyaset bitti. Hepimiz kardeşiz, hepimiz bir aileyiz. Artık hizmet zamanı, hak, hukuk, adalet, gözetleme zamanıdır. Molla Kendi Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Enis Doğan ve belediye meclis üyeleri de mazbatalarını alarak göreve başladılar. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından Molla Kendi Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Enis Doğan ve belediye meclis üyeleri Elazığ Adliyesi'nde düzenlenen tören ile mazbatalarını aldı. Adliyedeki törenin ardından Molla Kendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan ve belediye meclis üyeleri soluğu Molla Kendi Beldesi'nde aldı. Belediye binasına geçen Molla Kendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, önce belediye çalışanları ve belde halkıyla selamlaştı. Ardından eski başkan Sabri Yılmaz'dan bayrağı devraldı. Nasip senmiş, nasip belamış, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, sağ ol. Başkanımıza da destek verin arkadaş. Elimden ne gelirse de yaparım. Ben başım üstüne. Ben buradayım. Tabii ki senin. Ben bir yere gitmem. Senin. 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 Molla Kendi Belediyesi eski başkanı Sabri Yılmaz, Molla Kendi Belediye Başkanı Doğan'a yeni görevinde başarılar diledi. Hepimize hayırlı olsun. 2019 yerel seçimleri milletimizin takdirine saygı duyacağız. Mehmet Başkanımız seçti. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Molla Kendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan ise eski başkana yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Öncelikle bütün Molla Kendili vatandaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Sabri Başkanıma da bugüne kadar yapmış olduğu bütün hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki emeği çoktur. Onun kendisinin de emeği çoktur bu beldeye. Her şeyden önce adil yönetti. Adil yönettiğinden dolayı da ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bizim kendisi büyüğümüzdür, abimizdir. Her zaman bu kapı da onun için açık olacaktır. Ben bugüne kadar onun yapmış olduğu bütün hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Eski Başkan Yılmaz alkışlarla uğurlandı. Daha sonra makam koltuğuna oturan Molla Kendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, kimseye beyefendi olmaya gelmedik, hizmet etmeye geldik dedi. Rabbim bize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Allah'ım bizi bu çıktığımız yolda inşallah insanlara karşı mahcup etmez. Rabbim bizi utandırmaz her şeyden önce. Tabii ki biz hizmet odaklı geldik. Biz kimseye beyefendi olmaya gelmedik. Bunu öncelikle söyleyeyim. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik. Rabbim dediğim gibi bizi bu insanlara karşı mahcup etmesin. Hizmetlerde de ben inanıyorum Rabbim bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı, yine yarı yolda bırakmayacaktır. Biz bu beldeye yapılması ne gerekiyorsa fazlasıyla yapacağımıza burada bütün vatandaşlarımın da burada olmak üzere televizyondaki seyircilerimizin de duymasını istiyorum. Üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Sayın seyirciler, yerel seçimlerle birlikte belediyesi değişen beldelerden bir tanesi Yazıkonak'tı. Yazıkonak'ta da devir teslim töreni yapıldı.
Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı. Mazbatalarını alan Yazıkonak Belediye Başkanı Çadırcı ve meclis üyeleri belediye binasına geçti. Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Hacı Bekiroğlu seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Biliyorsunuz Türkiye'miz 31 Mart seçimlerini geride bıraktı. Seçimlerin tekrar hayırlı olmasını diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Bu millete hizmet noktasında da dua ediyorum. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz bir iki seçim kuruluna itiraz olmuştu. Bu itirazlar neticesinde seçim kurulumuz hem il seçim kurulu hem de merkez ilçe seçim kurulu itirazları reddetti. Bugün Sayın Belediye Başkanımızla beraber, siz değerli arkadaşlarımızla beraber gittik. Belediye meclis üyelerimizle beraber mazbatamızı aldık. Ve şu anda geldik Yazıkonak Belediye'mizde, Yazıkonaklı kardeşlerimizle beraber devir teslimi noktasında belediyemizdeyiz. Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ise seçim süreci boyunca mücadelemizi makam ve mevki için vermedik dedi. Bütün kardeşlerime burada canı gönülden teşekkür ediyorum. Bize destek vermeyen kardeşlerime de burada gönülden selamlıyorum. Bu seçimlerde kimsenin kaybetmediği, aksine bütün Yazıkonakların kazandığı bir seçim olacaktır. Elazığ'ımız kazanmıştır. Dolayısıyla ülkemiz kazanmıştır. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz bu mücadele, mevki, makam, çıkar için yapmadığımı bütün Yazıkonak kamuoyu, Elazığ kamuoyu, tanıyan kamuoyu bunu bilmektedir. Biz hakkın, hukukun, adaletin üstün olması için bu mücadeleyi verdik. Ve elhamdülillah çok şükür bugün bunu burada kazandık. Bundan sonraki hizmetlerimizde Allah'ın izniyle hakkın, hukukun, adaletin üstün olduğu düşüncesiyle bir yönetimle geleceğiz. Halkımızın hizmetine gireceğiz. Sayın seyirciler, ELHAK tarafından düzenlenen Toplumun Son Kalesi Aile Konferansı'na konuşmacı olarak ilahiyatçı yazar Abdullah Büyük katıldı. Elazığ Hak, Adalet ve Kardeşlik Platformu tarafından Toplumun Son Kalesi Aile Konferansı düzenlendi. ELHAK Platformu dönem sözcüsü Metin Kılıç, ailenin toplumun son kalesi olduğunu söyledi. Aile mevzusu gerçekten bizler için önemli bir mevzu. Toplumumuzun son kalesi olarak tabir edilen bu kalenin düşmemesi adına, bunu tahkim etme adına, toplumumuzu ve çevremizi bilinçlendirme adına inşallah bu tip programlarımız devam edecek. Bugün itibariyle bu serinin ikincisi olan bu programı bugün bu mekanda ifa ettiğimiz için Rabbimize hamd ediyoruz. İnşallah ailemiz yine eskisi olduğu gibi, eskiden olduğu gibi toplumumuzun dimdik ayakta kalabilmesini temin eden, bireyler yetiştiren bir müessese olarak varlığını devam ettirsin. Bu amaçla, bu temenniyle bu programlarımızı ifa ediyoruz, tertipliyoruz. Rabbim programımızı bereketlesin diyorum. Teşekkür ediyorum. Konferansa katılan ilahiyatçı yazar Abdullah Büyük, aile kavramının önemine değindi. Ailenin yüzü asık olunca ülkenin de yüzü asık olur. Bu kadar açık, bu kadar net. Herhangi bir devlette problem, sıkıntı, kavga, gürültü, anarşik eylemler varsa ya Rabbi bize bir proje nasip et desek aileden başlayın der Allah-u Teala. Hiçbir konu, ailenin dışında hiçbir konu tek başına ayakta duramaz. Ayakta duracak ve durduracak tek şey ailedir kıymetli kardeşlerim. Gerekçelerimi söylemek için. Vakıflar, dernekler ve diyanet işleri çok acil devreye girmekle mükelleftir. Ancak bunu sloganik cümlelerle değil, bir makale okulu gibi değil, ya vahiyle.
Sayın seyirciler, Elazığ merkezli 4 ilde Fethullahçı terör örgütü ve paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Baylo kullandığı belirlenen kişilerden 5 kişi gözaltına alındı. Elazığ merkezi 4 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı Baylok'u kullandıkları tespit edilen 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ merkezi, Bursa, Malatya ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında memur ve öğretmenlerin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen açıklamada, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme sistemi olan Baylo kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik, 9 Nisan 2019 tarihinde Elazığ merkezli, aralarında Bursa, Malatya ve Ankara illerinin de bulunduğu toplam 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde bir memur, bir öğretmen olmak üzere toplam 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup konuyla ilgili olarak adli tahkikat devam etmektedir denildi. Ve bu haberle bugünkü akşam ajansını noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.